Toynaklı hayvanların arka ayaklarıyla vurdukları darbe. Tepik. Gibi bir şey ama başka bir şey diyoruz. Arka ayaklarıyla vuruyor ya. Tekme. Yok. Yani arka ayakları deyince kaç ayak? İki. Ha. Çifte. Çifte doğru cevap. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Bakalım nasıl soruyoruz. Bir iş için harcanan paranın bütünü. Masraf. Harcanan paranın bütünü. Harcanıyor. Ne oluyor yani? Heba. Estağfurullah. Heba olmuyordur herhalde. Harf alayım. Bir tane harf. Harf verelim. B. Bir harf daha alın. Bir tane daha alayım. İçiniz rahatlasın. İşte oldu. Gider. Gider doğru cevap. Çok basitmiş aslında. Efendim altı harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Bakalım bunu nasıl sorduk. Binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama ve kurma sanatı. Mimari. Mimari doğru cevap. Yine altı harfli. Bakalım tek kelime bir cevap. Hadi buyursunlar. Mutlu bir olaya sevinildiğini söz, yazı veya armağanla anlatma. Hediye. Mutlu bir haber, benim hakkımda mutlu bir haber aldınız. Buna sevindiğinizi havadis. Bana bildiriyorsunuz. Havadis yok. Hayır. Mutlu bir olaya sevinildi. Şimdi mutlu bir olay, benim çocuğum oldu. Siz kutlama. Ne diyoruz biz ona? Tebrik. Tebrik doğru cevap. 7 harflerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım. Bir çocuğu koruma, bakma ve her türlü davranışından sorumlu olma durumu. Ebeveyn. Değil. Bir çocuğu koruma, bakma ve her türlü davranışından sorumlu olma durumu. Harf alayım. Harf verdik. Y. Ebeveyn. Değil. Ebeveynlerin olur bu. Ebeveynlerde olur. Ebeveynler sonra boşanırlarsa bunun davasını yaparlar. Velayet. Velayet doğru cevap. 3400 puandayız Hava Hanım. 1 dakika 40 saniye süremiz var. Süre evet. Puan müthiş, süre yangın. Evet. Biraz böyle bir hızlı hareket etmemiz tamam. Gerekiyor. Tamam. Efendim ikinci 7 harfli kelimenin sorusunu soracağım. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım nasıl sormuşuz. Anlatıma etkili kılmak amacıyla benzer sözcüklerin üst üste söylenmesi. Tekrar, yenileme. Gibi bir şey. Anlatıma etkili kılmak amacıyla benzer sözcüklerin üst üste söylenmesi. Üst üste söyleniyor. Ne diyoruz biz ona? Benzeşme, yenileme. Değil. Harf alayım. Alın efendim. Aldık harf bir alayım. Tane harf aldık. Süre gidiyor. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Yani bilirsiniz aslında sanki. Bilemedim. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha aldık. Üst üste söylüyoruz. Yani üst üste gibi. Mesela bu söylediğim üst üste bu cevaba bir örnek. Süre gidiyor. Üst üste kelimesi nedir? Bilemedim. Üst üste anlatayım. Yavaş yavaş, usul usul. Koşa koşa. İlerletme. Hayır. Nasıl söylüyoruz bu kelimeleri? Hiç aklıma gelmedi şu anda tamamen. Kaç defa söyleniyor bu kelimeler? İkileme. İkileme doğru cevap.